Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlü Erman. Bu program serisinde İsa'yı sağlayıcımız olarak tanımamızı istiyorum. Kutsal kitaba bakıyoruz ve İsa'yı çok farklı şekillerde tanıyabiliyoruz. İsa'yı tanımamız gereken yönlerden birisi de gerçekten onun sağlayıcımız olduğudur. Tanrı kendini kutsal kitapta çok çeşitli sıfatlarla tanıtır. Eski antlaşmaya baktığımız zaman Gerçekten imanımızın öncüsü ve bize bir bir nevi örnek olarak sunulan atamız İbrahim'i görüyoruz. Atamız İbrahim'in Tanrı'ya olan ilişkisinde gerçekten İbrahim'in imanı takdir edilebilecek olan bir iman olarak, örnek bir iman olarak bize sunulmaktadır. İncil de bundan bahsetmektedir. Çünkü İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı ve Tanrı ona dostum dedi. Peki nasıl bir imandı bu? itaat eden bir imandı ve Tanrı'ya güvenen bir imandı. Tanrı İbrahim'den eee biricik oğlu İshak'ı kurban etmesini istedi. Ve İbrahim oğlunu aldı ve e, yolu tuttu ve dağın tepesine çıkarken İshak e, İbrahim'e babasına sordu. Dedi ki: "Yakmalık adak için odunları görüyorum da baba yakmalık adak nerede?" Ve daha dağa tırmanırken İbrahim Tanrı'ya iman ettiği için dedi ki: "Rab sağlayacak." Ve biricik oğlunu kurban etmek üzereyken Rab, Rabbi meleği dur dedi ve orada ona bir koç sağlandı. Çalıların arasında olan koçu aldı ve onu kurban etti. Tabii ki Rab ondan oğlunu almadı. Zaten oğlunu almak da istemiyordu. Onun imanını sınamak istiyordu. Ve bu da tabii ki müthiş bir iman düşünebiliyor musunuz? Ve İbrahim'in Tanrı ile olan bu ilişkisinde İbrahim Tanrı'yı yeni bir e, yönüyle tanıdı. Ve orada Rabbin özel bir sıfatıyla, Rabbin özel bir adıyla ona tapındı. Ve bunu yaratılış 22. bölümde görüyoruz. 14. ayette İbrahim oraya yani bu e, kurban olarak Rabbin kurbanı sağladığı yere Yahve Yire adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugüne dek söyleniyor. Yahve Yire Rab sağlar demektir. Rab sağlar evet. Rabbin isimlerinden birisi de bu Yahve Yire Rab sağlar. Rab sağlayışını İbrahim'e gösterdi. Ve kendisini sağlayıcısı olarak tanıttı. Gerçekten olağanüstü, çok zor bir durumda Rab kendi e, doğaüstü sağlayışıyla orada o koçu sağladı. Evet belki hayatınızda sizde böyle durumlarla karşı karşıyasınız. Gerçekten çok imkansız görünen durumlar var. Çok zor, bir mucize gerektirecek durumlar var. Ama biliyor musunuz ben size bugün iyi bir haber vermek istiyorum. Mucizeler yapan bir tanrımız var. Evet İsa mucizevi şekilde sağlayışını gösterdi. Üç buçuk yıl boyunca yeryüzünde hizmet ederken sadece insanların günahlarını bağışlamakla kalmadı. Hastaları iyileştirmekle kalmadı. Onlara sadece öğretiler vermedi. O sadece iyi bir öğretmen değildi. O mucizeler yaptı. Ve yaptığı mucizelerin arasında da sağlayış mucizeleri vardı. Hatta yaptığı ilk mucize bir sağlayış mucizesiydi. İlk doğaüstü belirti gösterdiği ilk bu doğaüstü belirti Kanada'daki bir düğünde şarap tükendiği için suyu şaraba çevirmekti. Büyük bir ihtiyacı karşılamaktı. Evet ve ilk mucizesi buydu. Öğrenciler de ona iman etti ve bu şekilde de yüceliğini ve görkemini göstermiş oldu. İsa öğrencilerine ve halka seslenirken onlara şöyle söyledi. Yuhanna 10. bölümde 10. ayet dedi ki hırsız tabi burada şeytanı kastediyor. Ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Evet, İsa Mesih iyi çobandır. Ve hayatını bizler için verdi. Bizler için <laughs> hayatını verdiyse, bizlere daha fazlasını, yani günlük ekmeğimizi sağlamak nedir? Kendi hayatını bizler için verdi bize yani sahip olabileceğimiz en harika armağanı verdi. Günlük ihtiyaçlarımız ne ki? Bu yüzden diyor ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye konuşuyorsunuz ve bunları düşünüyorsunuz. Kaygılanmayın ne içeceğiz, ne yiyeceğiz diye kaygılanmayın diyor. Kutsal kitapta e, çok bilinen bir mezmur vardır. 23. mezmur ilk ayeti de şöyle der. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Rab İsa tabii ki çobanımızdır, eksiğimiz olmaz. Kendisi dedi ben iyi çobanım. Eğer iyi çobanı takip edersek eksiğimiz olmayacak. İsa Mesih her zaman bize sağlayış olan yere doğru yönlendirecektir. Çünkü iyi çoban ne yapar? Koyunları alır, otluğa götürür. Beslenmeleri için. Sakin suların kenarına götürür içmeleri için. Onları korur. Biz iyi çobanı takip edersek o her zaman bizi sağlayışının, bereketinin olduğu yere doğru yönlendirecektir. Hiçbir zaman bizi götürüp de eksiklik, yoksulluk içinde bırakmayacaktır. İsa bizim her zaman ihtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyor. Ve biz onu takip edersek o da bize ihtiyaçlarımızın nasıl karşılayacağını gösterecektir. Hatta mucizeler yaparak ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Bunu anlamamız gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. İsa'yı hayatınızın sağlayıcısı olarak kabul ettiniz mi? Belki diyeceksiniz ki onu kurtarıcım olarak kabul ettim. O benim Rabbimdir. O senin Rabbin ise o zaman şunu da bilmen lazım. Rab senin çobanın ve eksiğin olmayacak. O zaman Rab'bi çobanın ve sağlayıcın olarak da kabul etmen gerekiyor. Çünkü İsa'yı çeşitli şekilde kabul edebilirsin. Kurtarıcın olarak kabul edebilirsin. Şifa veren olarak kabul edebilirsin. O zaman ne olur? Ondaki kurtuluşu alırsın. Ondaki şifayı da alırsın. Ama eğer onu sağlayıcın olarak kabul etmezsen o zaman ihtiyaçların karşılanmayacak. Her zaman bir eksiğin olacak. İşte bunu da anlamamız gerekiyor. İsa'yı bir şekilde kabul edip diğer şekillerde kabul etmeden de yaşayabiliriz. İman ne demek? İman Tanrı'nın bütün vaatlerine inanmak. Tanrı'nın bütün vaatlerine güvenmek. Tanrı'ya sadece kurtuluşun için ve cennete gidebilmek için güveniyorsan ama günlük ihtiyaçların için güvenmiyorsan o zaman hayatında bir eksik olacaktır. O zaman Tanrı'nın bütün vaatlerini anlamıyorsun ve kabul etmiyorsun demektir. Kutsal kitapta diyor ki Tanrı'nın bütün vaatleri İsa Mesih'te evet ve amindir. Eğer bugün düşünüyorsan, merak ediyorsan acaba Tanrı benim gerçekten gündelik ihtiyaçlarımla ilgileniyor mu? Acaba bunları karşılayacak mı? Benim bu sorularına bir cevabım var. Evet ve amin. Yani oldu bitti. Çünkü İsa Mesih çarmıhta senin günahların için öldü. Çarmıhta senin üzerindeki lanetleri aldı, hastalıklarını üstlendi. Seni yoksulluk lanetinden kurtarmak için. Senin e, İbrahim'e sağlanan kutsamını ve bereketin hayatına gelmesi için öldü. Laneti kırdı. Yoksulluk lanetini kırdı. O dikenli tacı kafasına giydiği zaman Adem'in düşüşüyle birlikte yeryüzüne gelen o yoksulluk lanetini de üstlenmiş oldu. Kanını yoksulluk laneti içinde dökmüş oldu. Başına o tacı aldı. Sen şu anda düşüncelerinde kaygı çekiyorsun ve korku çekiyorsun ve bu kaygının ve korkunun acısını düşüncelerinde hissediyorsun. İsa Mesih bu acıları çekti senin için. Artık kaygılanma ve artık bu endişe acılarını çekme. Huzur içinde o Tanrı'ya güven. İsa ne diyor? Yükü ağır olanlar, yorgun olanlar bana gelin. Ben size huzur veririm. Benden öğrenin. Benim yüküm hafiftir, boyundurum kolaydır. Evet, İsa'yı takip edersen yükün hafif olacak. Boyundurum kolay olacak. İsa'yı çobanın olarak takip et. Onun sesini işit. Onun ardından git. Onun sözüne göre yaşa. Kaygılanma. İsa dedi kaygılanmayın. Eğer kaygılanırsan günah işliyorsun. Çünkü Tanrı kaygılanma diyorsa ve sen kaygılanıyorsan o zaman bu bir günahtır. Tövbe etmen gerekiyor. Tanrı'ya güvenmen gerekiyor. İmanlı kişi kaygılanmamalıdır. Tanrı'ya güvenmelidir. Çünkü Tanrı sağlayıcıdır. Haleluya. Evet. İsa böyle diyor. Matta 6. bölümde. Değil mi? 25. ayette. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip, ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için Kaygılanmayın. Kaygılanmayın. Evet, kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Ve 32'de ne diyor? Uluslar yani insanlar hep bu şeylerin peşinden giderler. Maalesef bu yüzden kaygı içindeler. Bu yüzden ekonomik sorunlar olduğu zaman hemen panik oluyorlar. Döviz kurlarıyla, döviz kurlarına bakıyorlar. Oysa diyor Göksel babanız bütün bunlar bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman, ne zaman yani ona güvendiğiniz, iman ettiğiniz zaman size bütün bunlar da verilecektir. Evet, öncelikler çok önemli. Neye öncelik verdiğimiz çok önemli. Tanrı ile olan ilişkimize öncelik vermeliyiz. Onu sağlayıcımız olarak görmeliyiz. Ona güvenmeliyiz. O mucizeler yapan bir Tanrı. İsa mucizevi şekilde ihtiyaçları karşıladı. Yaptığı ilk mucize de zaten bir sağlayış mucizesiydi. Bir ihtiyacı karşıladı. Kanadaki düğünde suyu şaraba çevirdi ve bir ihtiyacı karşıladı. Neden senin hayatındaki ihtiyaçları karşılamasın? Ona güvenebilirsin. Bütün gündelik ekmeğin için, yiyeceklerin için, giyeceklerin için, kişisel ihtiyaçların için, ailenin ihtiyaçları için ona güvenebilirsin. O senin sağlayıcın. Ona güven, kaygılanma. İnsanlar işte dediğim gibi piyasaya bakıyor. Eğer piyasa iyiyse mutlu oluyorlar. Piyasa kötüyse mutsuzlar. Borsaya bakıyorlar. Döviz kurlarına bakıyorlar. Banka hesaplarına bakıyorlar. Banka hesapları boşsa aman aman çöküyorlar. Moralleri bozuk, felaket durumdalar. Ama banka hesapları birazcık dolsun ya da ceplerine ellerine birazcık para geçsin hemen mutlu oluveriyorlar. O zaman ne demek? O zaman para senin mutluluğunu veya mutsuzluğunu belirliyor. O zaman para senin efendi. Ama İsa diyor ki iki efendiye kulluk edemezsin. Ya Tanrı'ya ya paraya kulluk edersin. Eğer paraya bakıyorsan ve mutluluğu parada arıyorsan ya da parasızlık seni mutsuz ediyorsa o zaman ciddi bir sorun var hayatında. Kaygı ve korku içindesin ve para senin efendin olmuş ve sen de paranın kölesi kulu olmuş oluyorsun. Ve o zaman unutma. Para sana egemen ama Tanrı'nın bereketi seni zengin edecek ve sana egemenlik verecek. İsa Mesih'te sen egemensin. Bütün durumlarda galiplerden üstünsün. Paraya bakma Tanrı'ya bak. Gücünü Tanrı'dan al. Aa, sevincini Tanrı'dan al. Esenliğini Tanrı'dan al. O zaman güçlü olacaksın. Herkes sarsılırken, herkes panik içinde mahvolurken sen o esenlik içinde, sevinç içinde duracaksın. Ve Tanrı'nın doğaüstü sağlayışını hayatında göreceksin. Haleluya. O zaman insanlar gelip sana diyecek ki ya ne oluyor sen nasıl bir insansın sen ne kadar farklısın. O zaman işte insanlara gerçek müjdeyi, iyi haberi duyurmak için bir fırsata sahip olacaksın. Sarsılmayacaksın. Sarsılmaz bir imana sahip olman lazım. Kayanın üzerinde durman lazım. Nedir bu kaya? Tanrının sözü. İsa dedi ki sözümü işitip uygulayan kayanın üstünde evini kuran adamdır. Ama sözümü işitip uygulamayan kumun üstünde evini kurandır. Değil mi? Deprem olduğu zaman fırtına geldiği zaman, sel bastığı zaman o ev çökecektir. Eğer hayatının çökmesini istemiyorsan hayatını sağlam kaya üzerine kur. Tanrı'nın sözü üzerine kur. Tanrı'nın sözüne güven, imanla yaşa. İman ne demektir? Tanrı'nın sözüne iman et, inanmak ve uygulamaktır. Evet, imanlı kişi Tanrı'nın sözüne inanan ve uygulayan kişidir. Sadece işiten ama uygulamayan kişi değildir. Gerçek iman eyleme geçen imandır. Bu yüzden hayatının, hayatındaki bütün eylemleri, hayatındaki bütün adımları Tanrı'nın sözüne göre uygulamalısın. Ve Tanrı'ya sağlayıcın olarak güvenerek yaşamalısın. Eğer Tanrı'ya sağlayıcın olarak güvenmiyorsan, kaygıyla hareket edersen, benliğe kapılıp panik içinde hareket edersen her zaman yanlış kararı verirsin. Baskı altında, stres altında sakın karar verme. Tanrı'nın sözüne git, ben bunu görüyorum. Maalesef birçok Hristiyan hemen bir olay olduğunu hemen panik oluyor ve an, anda hemen benliksel aceleci bir karar veriyor, bir adım atıyor ve gerçekten görüyor ki hayatında birçok problemi probleme sebep oluyor ve problemleri büyüyor. Ama Tanrı'ya güvenirsen ve emin adımlar atarsan, söze göre adımlar atarsan o zaman göreceksin. Rab senin için nasıl sağlayacak ve mucizeler yapacak. Haleluya. Kısa bir ara verelim. Bu kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 Kutsama ve bereket. Tanrı'nın bereketinin gücünü ve içeriklerini anlayabilir ve bereket dolu harika bir yaşam sürdürebilirsiniz. Pastör Güçlerman'ın bu vaaz setine ücretsiz sahip olmak için bize yazın. 136, Beyoğlu, e Posta kodu 136 Bey oldu İstanbul. E-posta müjde Türkiye et SMS hattı 534 611 8175 Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlü Erman. Bu programda İsa'yı sağlayıcımız olarak tanıyoruz ve tanıtıyoruz. Evet, İsa eski antlaşmada Yahve Yire, Rab sağlar adı verdiğimiz Tanrı'nın Rabbin ta kendisidir. Ve kendisinin iyi çoban olduğunu söyledi, bol yaşam sağlamak için geldi. Ve tabii ki bunu da gösterdi sadece lafta kalmadı. İsa'nın hizmetine baktığımız zaman Matta, Markos, Luka, Yohanna kitaplarında İsa'nın yeryüzündeki üç buçuk yıllık hizmetini, insanlara hizmetini, öğrencilerini eğitirken, onları yanında gezdirirken, onları donatırken, onları hazırlarken bütün yaptıklarına, öğrettiklerine baktığımız zaman görüyoruz ki o aynı zamanda sağlayış mucizeleri de yaptı. Hatta yaptığı ilk mucize buydu. Kanada'daki düğünde şarap tükenmişti ve suyu şaraba çevirdi. Ve ayet şöyle diyor. Yuhanna 2. bölüm 11. ayet. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. Haleluya. Yüceliğini gösterdi. Nasıl gösterdi? Bir mucize yaparak. Nasıl bir mucize? Bir sağlayış mucizesi. Bir ihtiyacı karşıladı. Bir eksikliği tamamladı. Sağlayıcı olarak kendini gösterdi. İlk mucizesinde kendisini sağlayıcı olarak tanıttı ve öğrencileri de ona iman ettiler. Evet, görüyor musunuz? İsa yüceliğini gösterdi. Tanrı hayatınızda yüceliğini ve görkemini göstermek istiyor. Görkemli bir şekilde kendi zenginliğiyle bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak istiyor. Ona güvenebilirsiniz. Ona sağlayıcınız olarak iman edebilirsiniz. Korkula, korkuyla yaşamayı, kaygıyla, endişeyle yaşamayı bırakabilirsiniz huzurlu ve mutlu olabilirsiniz. Mutluluğunuz ve sevinciniz dışsal durumlara bağlı olursa her zaman şeytan bunları kullanır sizden çalmak için. O bir hırsızdır. Çalmak, öldürmek, yok etmek için gelir. Sevincinizi çalmak istiyor. Esenliğinizi çalmak istiyor. Huzurunuzu çalmak istiyor. Paranızı çalmak istiyor. İmanınızı ve güveninizi çalmak istiyor. İzin vermeyin sakın. Dışsal durumlara bakmayın. Tanrı'ya bakın. Bir hikaye vardır kutsal kitapta. Bir gün İsa suyun üstünde yürüyerek öğrencilerine doğru geldi. Öğrenciler teknedeydi. Onları önceden göndermişti ve öğrenciler yola çıkmıştı ve İsa suyun üstünde yürüyerek öğrencilere doğru geldi. Öğrenciler bunu görünce ilk önce panik oldular. Bir hayalet gördüklerini sandılar. Ama ondan sonra Petrus dedi ki: "Rab eğer sen isen söyle, sana gelmek istiyorum." Ve İsa'nın cevabı neydi? Gel. Tek bir söz. Gel dedi ve o gel sözü üzerine Petrus imanla tekneden dışarı adım attı ve suyun üstünde yürümeye başladı. Ve İsa'ya baktığı sürece suyun üstünde yürüyordu. Doğa üstü bir yaşam sürdürmekteydi. Ama bir anda gözlerini İsa'dan çekti ve fırtınaya, işte dalgalara, rüzgara bakmaya başladı. Panik oldu ve batmaya başladı. Ama İsa uzanıp alıp onu çekti ve şöyle söyledi: "Neden? Neden korktun? Neden kaygılandın?" Neden şüphe ettin dedi. Evet. Gözleri İsa'da olduğu sürece Petrus aynen İsa gibi bir mucize yaşamaktaydı. Doğa üstü bir şekilde durumlarının üzerine çıkmıştı. Çünkü durumlar nedir? suya basarsan batarsın. Ama durumların üstüne çıkmak nedir? Egemen olmak nedir? Suyun üstünde yürümektir. İsa'nın sözüyle ve imanla egemendi. Suyun üzerinde egemendi Petrus ama ta ki gözlerini İsa'dan çekene kadar. İsa'ya bakmayı bırakınca ne oldu? odak noktası değişti. Durumlara bakmaya başladı. Doğal durumlara bakınca fark etti ki bir dakika bir dakika ben normalde suyun üstünde yürüyememeliyim. O zaman o şüpheye kapılınca battı. Ama İsa dedi ki şüphelenmemeliydin. Evet şüphelenmemeliyiz. Tanrı'nın sağlayışından, mucizelerinden, doğa üstü işlerinden asla şüphelenmemeliyiz. Ona güvenmeliyiz. Ona güvendiğimiz sürece o zaman onun sağlayışını göreceğiz. Tanrı'nın çok çok önemli bir sözü var. Süleyman eşleri 10. bölüm ve 22. ayet şöyle der. Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden. Bakın paradır demiyor. Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden. Rab buna dert katmaz. Belki diyeceksiniz. Nedir peki Rabbin bereketi? Bereketlemesi nedir? Aslında bu bereket İbranice'de barak kelimesinden geliyor. Barak önünde eğilmek ve önünde düz çökmek anlamına geliyor. Ve bu kelimeyi ilk defa kutsal kitapta Tanrı, Adem'i ve Havva'yı bereketlediği zaman görüyoruz. Bunu yaratılış 1. bölümde 28. ayette görüyoruz. Rab Tanrı, Adem ve Havva'yı kendi benzeyişinde, kendi suretine yarattıktan sonra onları kutsadı. Aslında onları bereketledi de diyebiliriz. Eski çevirde onları mübarek kıldı diyor. Yani barak kelimesini görüyoruz burada. Onların önünde eğildi, onların önünde diz çöktü anlamına gelen bir kelime. Ama bu tabii ki ne anlama geliyor? Tanrı onları onurlandırdı ya da yüceltti anlamına geliyor. Onları düşük e, yeryüzündeki konumlarından yükseltip göksel konuma, konuma getirdi. Biz de İsa Mesih'te aynı şekilde ölümden diriliyoruz, değil mi? Öyle demiyor mu Tanrı'nın sözü? Mesih'e iman ettiğimiz zaman o bizi göksel yerlerde oturtuyor. Mesihle birlikte göksel yerlerde oturuyoruz. Sonsuz yaşama alıp Diriliş yaşamını aldığımız zaman evet belki yeryüzünde ayak basıyoruz ama ruhsal olarak göksel bir konumdayız, göksel yetkiye ve egemenliğe sahibiz. Evet Tanrı Adem ile havayı bereketlediği zaman onların içine yaşam nefesini üfledi ve onlara kendi yaşamını, kendi gücünü, görkemini ve yetkisini aktardı. Onları bereketledi. Nasıl bereketledi? Onların üzerine bir söz ilan etti. Ben sizi bereketliyorum, ben sizi kutsuyorum demedi. Adem ve havanın duyduğu söz bu değildi. Adem'le havan duyduğu söz şuydu: "Verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun, denetiminizi alın, yeryüzü olan bütün yaratıklara ve bütün kaynaklara egemen olun. İşte Tanrı'nın bereketlemesi budur. İnsanı yüceltmesidir, onu onurlandırmasıdır, ona göksel bir yetki ve güç vermesidir, ona egemenlik" ...vermesidir, verimli kılmasıdır, çoğalmasını sağlamasıdır, hayatını doldurmasıdır... ...ve her şeyi denetimine almasına e, a, bu potansiyeli vermesidir. Ve Rabbin bereketidir diyor kişiyi zengin eden. Yani Rabbin seni verimli kılması, Rabbin seni çoğaltması, Rabbin seni egemen kılması diyor... ...seni zengin edecek, bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına e, sebep olacak, fazlasına sahip olacaksın. Hayatında bolluk olacak ve... Rab buna dert katmaz. Kaygılanmadan, korkmadan, derdin olmadan sahip olabileceksin. Ama kendi çabanla bir şeylere sahip olursan her zaman bunları kaybedeceğim korkusuyla yaşarsın, kaygılanırsın, kaygı çekersin. Tanrı senin kaygı çekmeni istemiyor, kaygıyla yaşamanı istemiyor. Ona güvenmeni istiyor. Matta 14. bölümde gerçekten e, harika bir hikaye görüyoruz. Buna bakalım. 14. bölüm 14. ayette. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip burası ıssız bir yer dediler. Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köyleri gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa ne diyor? Bakın gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin. Ne kadar ilginç. Öğrencilerine diyor onları siz doyurun. Ama öğrenciler ne oluyor? Hemen panik oluyorlar. Burada beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki dediler. Azıcık değil mi? Ellerinde olana bakıyorlar. Beş ekmek iki balık ne kadar az. Ne yapabiliriz bununla? Bize bile yetmez. Ama İsa diyor ki onları buraya bana getirin dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra beş ekmekle iki balığı aldı. Gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Yani göksel sağlayıcıya baktı göksel berekete baktı. Ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Görüyor musunuz zenginliği? Rabbin bereketi nasıl o azıcığı zenginleştirdi ve çoğalttı ve verimli kıldı. Duruma egemen oldular. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti. 5 bin erkek artı kadın ve çocuklar. Belki 15, 20, 25, 30 bin kişi 5 ekmek 2 balıkla yani bir kişinin yiyeceğiyle beslendiler. İşte görüyor musunuz Tanrı'nın bereketi nasıl çoğaltır. Ama o bereketin işlemesi için bir tohum, bir başlangıçta bir şey gerekti. İsa diyor ki elinizde ne var? Elinizde olanı bana getirin. Azıcığı bana getirin ben onu çoğaltacağım. Bundan dolayı cömert olmayı öğrenmemiz gerekiyor, verici olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ne oldu? İsa aldı, böldü öğrencileri verdi. Öğrenciler verdikçe ve dağıttıkça çoğaldı. Verdikçe ve dağıttıkça çoğaldı. Siz de elinizde olanı verdikçe ve dağıttıkça çoğalacaksınız. Elinizde olana bakın, ay bu yetersiz. Ne yapacağım diye kaygılanırsanız, o zaman korku içinde olursunuz ve durumlarınızı egemen olamazsınız bir türlü kırıp geçemezsiniz. Tanrı'nın bereketinin zenginleştirmesini hayatınızda tadamazsınız. Ama Tanrı sizi bereketlemek istiyor, çoğaltmak istiyor, verimli kılmak istiyor, durumlara egemen olmanızı istiyor. Ona güvenin, iman edin. Öğrenciler gibi korkup da elinize olana bakıp da ay bu yetersiz, hiçbir şey yok demeyin. Halkı salı verin, salı verelim gitsinler, bir şeyler bulsunlar demeyin. İsa diyor ki siz onlara bir şey verin. Aynı şey sana da diyor. Sen bir şey yapabilirsin. Belki diyeceksin ben ne yapabilirim? Elimde olan bana bile yetmiyor. Hayır. Tanrı'nın bereketine güvenmeye başladığın zaman, vermeye başladığın zaman, cömert olmaya başladığın zaman göreceksin ki mucizeler olacak. Hayatında bir artış olacak. Ve burada İsa'nın yaptığı bu bu olayda, bu hikayede bir çoğalma mucizesi görüyoruz. Bu çoğalma mucizesi nasıl gerçekleşti? elinde olanı vermeye başlayınca. Bölüp dağıttıkça çoğaldı. Bölüp dağıttıkça çoğaldı. Düşünebiliyor musunuz? Öğrencilerin kendi elinde çoğaldı. İsa'nın elinde çoğalmadı. İsa şükretti, bereketledi. Bölüp öğrencilere verdi. Azıcık 12'ye bölündü. Ve öğrencilerin elinde olan az daha da azaldı. Ama o azıcığı verdikçe öğrencilerin kendi elinde bu mucize gerçekleşti. Ve İsa da öğrencilere bunu öğretmeye, bunu göstermeye çalışıyordu. Tanrı'nın bereketi nasıl zenginleştirir, nasıl sağlar. Haleluya. Evet programımızın sonuna geldik. Sevgili imanlı kardeşim, bugün Tanrı'ya güvenmeye başlaman lazım ve cömert olmaya başlaman lazım. Bir Hristiyan olarak belki ondalıklarını ve sunularını vermekte sadık değilsin. Kilise'ne hep almak için gidiyorsun. Hep birileri bana ne verebilir diye bakıyorsun. Bu tutumdan tövbe etmen gerekiyor. Bu seni hep eksiklik içinde bırakıyor. Hep kaygı çekmeni sağlıyor. Bundan sonra artık ben bir bereket aramalıyım bereket bulmalıyım peşinde olmamalısın. Tanrı beni bereketledi. Ben başkalarına bereket olacağım zihniyetinde olmalısın. Tanrı'nın bereketi hem seni zenginleştirecek hem senin bolluğun başka insanlara bereket olacak. Tanrı seni bu konuma getirmek istiyor. Kıtlıktan bolluk konumuna getirmek istiyor. Çünkü sana bol yaşam vaat etti. Ona güven ve imanla yaşa. Ve tohum ek yani verici birisi o. Belki diyeceksin nereye verebilirim? Bu hizmete bile verebilirsiniz, bereket olabilirsiniz. Neden? Bereket aldığın yere bereket olursan Tanrı seni çoğaltacak, arttıracak. Haleluya. Evet, belki henüz İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul etmedin. Bu bu imanla, e, bu bu yani bu günahlarından tövbe edip bu imanı henüz hayatında gerçekleştirmedin. Bugün bunu yapabilirsin. Tanrı seni kurtarmak, bütün günahlarını bağışlamak istiyor, sana sonsuz yaşam vermek istiyor. Dua edelim. Bu karar vermeye hazırsan benimle birlikte bu duayı tekrar et. Sevgili göksel Tanrım, Oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Beni bağışla, beni kurtar. Yüreğime gel. İsa'yı Rabbim olarak kabul ediyorum. Ölümden dirildiğine yürekten iman ediyorum. Beni kurtardığın için sana şükrediyorum. İsa'nın adıyla amin. Sevgili dostum, harika bir karar verdin. Ben de sana müjdeyi iyi haberi vermek istiyorum. Bütün günahların bağışlandı, yeniden doğdun, Tanrı'nın çocuğu oldun. Rab hayatına geldi. Harika bir başlangıç bu, değil mi? Bundan sonra Tanrı sözünü okumalısın, dua etmelisin, imanını geliştirmelisin. Lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Dua istekleriniz varsa, sorularınız, tanıklıklarınız bunları bizlerle paylaşın. Sizlere göndereceğimiz kaynaklar sayesinde de imanınızı geliştirin. Haleluya. Rabbe güvenin. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal Kitap'ta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz, tıpkı sizin gibi Rabbi seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız, bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz, hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın, az eken az biçer. Çok eken çok biçer.